Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Mobile'ın ana hikayesinde kaldığımız yerine tam gaz devam ediyoruz. En son ki GTA San Andreas Mobile bölümünde Photo Opportunity yani oyunu kısacası en sinir bozucu, en kasal görevlerinden birini sizlerle beraber yapmıştık. E, görevdeki olay... Ve bulunduğu yerden aldıktan sonra Sezar'ın takip ettiği birileri varmış işte. Ee, onların nerede olduğunu falan saptadık. Angel Pine'dalarda. Kısaca şöyle göstereyim arkadaşlar. E, ee, nereden almıştık tam olarak? şuradan falan almıştık galiba. Çok emin olmamakla birlikte. Neyse. Buradan başladık. Buraya gittik. Tempe'nin bizi e, Los Atos'tan sonra götürdüğü ilk yere yani. Buraya geldiğimizde de ardından önce Ryder'a rastladık. Ondan sonra Tibon Menez diye bir adam vardı. Ona rastladık. Ondan sonra işte Değişip bir tane takım elbiseli adam var onu tanımıyorduk. Sonra böyle e, pezevenge benzeyen bir tane adam vardı. Öyle yani yapacak bir şey yok. Böyle mor kıyafetli bir adam var Ben Bunların hepsi fotoğraf çekip o ardından Sanfero'daki garajımıza geri dönmüştük. Buzi'ye falan sorduk hani bu adamlar kim? Ne falan. E, bu e, takım elbiseli adamın kim olduğunu bilmemekle beraber e, mor yani pezevenge benzeyen adamın Cizli olduğunu öğrendik Cizli de bu mekanda ee, bir şeyler yapıyormuş. Yani, kısacası bu mekanı işletiyormuş. Neyse. Şimdi onun güvenini kazanıp diğer kişilerle saptayabilmek ve Ryder'ı indirebilmek adına e, bazı şeyler yapmaya çalışıyor olacağız. Bakın başımıza neler gelecek. Daha fazla GTA San Andreas Mobile videoların gelmesi istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat bir beğenim yapmayı kanalımıza da hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka üyelerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Evet 2 dakikalık bir giriş oldu. Umarım çok sıkıntı olmaz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Cize. Oha oha. Ya çok ani bir giriş oldu bu arada ya. Ay çok ani <laughs> oldu ya. Gerçekten de. tamam şey olduğunu biliyorduk da. Az önce söyledim zaten ama bu kadarını beklemiyordum. Selamünaleyküm. Ee, bu kim daha fazla arkadaş ihtiyacım yok falan diyor. Oha kayboldu lan kadın. Hayır hayır onun hakkında değil. Ee, tamamen sizin hakkınızda. Yani büyük bir adam olduğunuzu duydum. Ben de sizi görme ihtiyacı duydum. Ee, size e, hizmetlerimi teklif ediyorum ne diyorsunuz evet efendim ben bu e, kasabada yeniyim herhangi bir şey isterseniz benden yapmaya hazırım ee, benim gibi iş, bir insanla çalışmayı benim gibi bir kişiyle çalışmayı gerçekten çok isteyeceksiniz hmm ee, as böyle denilen göre benim bazı e, çözülmesi gereken problemlerim var aslında biraz kabuk kuvvetli halledebileceğini düşünüyorum okey okey tamam siz hadi e, kalkın da bir Bara falan gidin bir içki falan alın. Görüşürüz daha sonra. öh valla. Hayat cizeye güzel anasını satayım. Yani sadece iki tane gözüm var ama yani sokağa öyle yeterince göz kulak olamıyorum. Bakamıyorum yani. Bir sürü göz var. O yüzden bazı problemler yaşıyorum. yarım ihtiyacım var. Hmm, evet. Biçlerimle, biçlerime bulaşanlar falan var. Ha, geçen hafta ikisini öldürmüşler. Ee, kim olduğunu bulmanı istiyorum. Tamamdır sorun değil. Tamamdır. Artık GZ'li e, partneriyiz kısacası. Let's go abi. Kısacası bu adamın güvenini kazanıp ardından e, kendi işlerimiz için kullanıyor olacağız. Ha bir tane telefon varmış. E, tamam bu telefonla beraber ulaşacağız ona. Kadını da tane haline yapacağız. Tamamdır. E, İşin bittiğinde bıraktığın bana ulaştırırız kısacası. Tamam dedik. Şimdi let's go hadi bakalım. Downtown'a doğru gidiyoruz. Ya ben normalde Açık Dünya Görevleri serimiz var biliyorsunuz ki. Onunla alakalı yeni bir bölüm atacaktım. Ona çok üşendim. Yorgunum falan çünkü. Yani geç geldim eve vesaire falan neyse. Yorgun olmamdan dolayı vazgeçtim ve ana hikayeden devam etmek gereğinde bulundum. Yani normalde video da atmayabilirdim aslında ama. GTA San çok sevdiğim için ve oyunu bitirmek istediğimden dolayı YouTube'da da yani. Normal oyunu 14 kere bitirince hani. Yani sıkılmıyorum. Hikaye beni öyle böyle. Yani o GTA San Andreas beni her şekilde çekmeye başarı ve tekrar tekrar oynayıp bitiresim geldiğinden dolayı hep için çok problem değil. Dedim var YouTube'da ben bu seriyi ne kadar çok bitirsem o kadar iyi olur. Neden olması falan dedim. O yüzden hani dedim GTA San Andreas videosu çekeyim. Çarşamba günü de açık dünya görevleri ile alakalı yeni bir bölüm çekerim dedim. Şu an eğer bir aksilik olmazsa eğer bu video saat 2'de yeni Shadow Fight 2 ile videosu saat 4'te kanalda olacak. Eğer bir aksilik olmazsa tabi. Ee, tamam kızı bıraktığımızı söyledik. Tamam gitmemiz gereken çok hızlı bir şekilde koşarak gitmemiz gereken bir yer varmış. Tamam. Yine e, bir tane kadına bulaşıyormuş. Öldürmeye çalışıyormuş falan. Okey. Okey. Tamam. Tamam hemen onun icabına bakmamızı istiyor kısacası. Okey. Checkpoint save'imiz de oldu. Tamamdır. Güzel. Ee, ne diyecektim ben? he eğer e, GTA San Açık Dünya görevlerini merak ediyorsanız yani serimize göz atmak isterseniz kartlar kısmına bırakacağım. Oradan e, diğer ekstra GTA San Andreas videolarına ulaşabilirsiniz. Oyunun %100 bitirmeye çalıştığım için Açık Dünya görevlerini de yapmaya özen gösteriyorum. Düzenli olarak en azından ama tabii ki de ana hikayede daha çok ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü Açık Dünya görevlerini bir yere kadar yapabiliyoruz. Hani ana görev kadar Açık Dünya görevi olmadığından ötürü böyle bir olay var. Ondan ötürü hani... 2 tane ana hikaye bölümü çekersem bir tane açık dünya görevi çekiyorum falan. Bazen de böyle üşeniyorum işte. Biraz uzayabiliyor, aksayabiliyor ama çok da problem değil. Neyse zamanda ulaştık. Şimdi bu e, kadına bulaşan adamı öldürmeye çalışıyor olacağız. Zaten bunu öldürmekte bir şey yok da Yanlışlıkla kadını öldürdüm ama. Öyle bir sıkıntı var. Ya kadın ya insan bir çekilir oradan ya. Oradan insan bir çekilir ya. Neyse ki checkpoint var anasını satayım. Neyse checkpoint var Allah'tan. Allah'ım yarabbim ya nasıl becerim onu bilmiyorum. Tabi yorgun olunca. Bir de saat e, sabahın 5'i olduğu için neredeyse tabi ekstradan böyle video çekmekte zorlanıyorum. Malum videoları da geç çekmemin sebebi internet altyapımın berbat olması. Çünkü gündüz video çekmeye kalkarsam bu sefer hani adam akıllı video falan çıkartamayacağım. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden gece çekiyorum. Ancak yetişiyor hani, o da yetişebilirse, internet altyapısı çok kötü olduğundan ötürü Videoların yüklenmesi en kötü 6-7 saat, 8 saat üstü falan da olabiliyor Özellikle iki video yüklemeye kal falan kalkarsam of yani işkence oluyor kesin ondan dolayı e, Genellikle gece video çekip gece yüklemeye çalışıyorum Her ne kadar zorlansam da o şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum Bazen o yüzden video gelmiyor zaten ya da geç geliyor Oha öl lan öl. Bir de burası benim bölgem diyor. Ama burada benim suçum yok. Burada benim suçum yok abi. Başlayacağım yapacağınız işe. Biraz sinirlenip geleceğim arkadaşlar. Evet videomuzu tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, en basitinden biz bu adamı ezerim diyeceğim. Yan tarafa atladı. Ha, nihayet öldü ya. Cık cık cık. Allah Allah şu adamı öldüreceğim de iki kere görevi feyledim ya. Tamam, artık o adam hakkında endişe etmene gerek yok dedi Pensilver hakkında. Merak etmek mi? Merak etmekle alakalı bir şey söyle mi? Hayır, merak falan etmedim. Şimdi gerçek bir olay var şimdi. Ha, foster böyle dedi bazı kızlar başı beladaymış. Oraya gidip neler olduğunu öğrenmeni istiyorum. Tamamdır hemen daha doğrusu kızmış kızlar demeyelim. Şimdi Save yani Ciz'in kızını kurtar. Evet umarım bu sefer de feyillemem. Feyleyeceğimi sanmıyorum ama. Ya nasıl feyledim orada iki kere bilmiyorum ya. Bir tane adam öldüreceğim tamam mı? Bir tane adam öldüreceğim de iki, iki kere feyledim ya. Böyle saçma sapan feyiller olamaz ya. Hani gerizekalıktan kadını vurdum. Hani kadını öldürdüm. Okey. İkincisinde de gerizekalı NPC yüzünden. Hani ateş verenince NPC'ler korku falan agresif davranıyorlar ya. Bu sefer de o yüzden görev fail oldu. Şimdi ara ara çarpıp saçma sapan oyunu trollüyorum falan. Abi ben niye bu kadar kötü oynuyorum ya? Cık cık cık. Yemin ediyorum video dışı olsaydı ben bu görevi şu an 3 kere bitirmiştim. 3 kere. Tamam da şunları hemen bir öldürelim. Lan it kırbaçlıyor bir de. Şerefsiz bak bir de kırbaçlıyor ya. Haydır oğlum sana. Şerefsize bak ya. Tamam da bunları da hallettik. Kurtardık. Yani biraz şanssızdın gerçekten. Ee, downtown'da ne? Hayda. Downtown'daki kızı alıp götür götürmeye çalışıyorlarmış. Hemen otele gidip o ne olduğunu öğren falan diyor. Okey gidelim. Kız gerçekten çok şanssız. Yani arda arda olaylar gerçekleşiyor. Yani artık yeter yani. Umarım bunda da feyillemem. Abi mermi yok bu arada. Abi mermim yok. E ne yapacağım ben şimdi? Hani var ama az var yani. Ne yapacağım oğlum ben? Bu kadar mermi yetmez ki. Çünkü hani bir tane limuzin kovalayacağız. Limuzini kovalamakla birlikte e, limuzini devamlı takip eden bir de bodyguard var. Bodyguard arabası var. O da bayağı böyle bir tehlike saçıyor. Yani mermimiz biterse biz ayva yedik yani adama çarpa çarpa gitmemiz gerekecek. Ama araba patlayacak bu sefer de büyük ihtimal. Biz sıçtık arkadaşlar kısacası. 218 mermi yetecek mi bilmiyorum. Umarım yeter. Umarım yeter çünkü ben bölümün başını şimdiden buldum. Hani daha böyle, daha böyle ne bileyim arkadaşlar yani. Başlık hakkında tekrar tekrar düşünmek istemiyorum. kız alıp almaya gidiyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet kız spawn oldu. Tamam abicim tamam tamam. Geçiyorum buraya direkt. Önemsiz çünkü. Ee, preacher yani limuzundakini ve korumasını al diyor. İnşallah inşallah o da. Abi şuradan vursam olmuyor mu ya? Hani olmuyor mu? Aha. Cık, yok abi. Cık, çok mermi kaçırdım ya. Seni patlatayım. Tamam bunu patlatınca zaten limuzin çok problem olmayacak. Oha oha. Oha arabam taklattı. Oha. Ya abi bak. Ama şaka gibi ya abi. Ama ya. Fail fail ve fail. Oha gerçekten yok artık ya. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Göreve failince checkpoint var demiştim ya. Ha işte ilk checkpoint'i verdiği yerden devam ediyormuş bir de oyun ekstra'dan böyle bir kanser oldum birazcık. Ama yapacak bir şey var mı? Maalesef ki yok. Umarım bir daha faillemeyiz abi görevi. Üç kere şu salak görevi fail inanamıyorum gerçekten. Bir kere faillerim anlarım. Hani ikinciyi de anlarım. Hani gerçekten kolsuzluk yapmışımdır. Arabayı falan patlatmışımdır. Ama yani iki kere NPC yüzünden görevi feylemek yani gerçekten akıl kârı değil. Gerçekten akıl kârı değil. Az mermim var. Umarım yine feylemem yani. Mermi biterse ciddi sıkıntı gerçekten. Hani zaten görev zor. Hani zordan kastım. Kanser hani sinir bozucu. Bir de üstüne bu saçma sapan Limuzin kovalama al işte iki tane NPC ezdim kaybettim. Huza bak Allah'ım ya Rabbim kafayı yersin ya. Kafayı yersin ya. Sen bir patla bakayım. Boşa mermi sana ekstra. Tamam en azından bundan kurtulduk. Ya aslında kurtulmamız gereken limuzin ama ondan kurtulduğumuz an işimiz kolaylaşıyor diyelim en azından. Şuna bakar mısın abi limuzin benden hızlı ya. Oğlum sen limuzinsin lan. Limuzin limuzin. Ferrari değilsin ya. Sen nasıl bu kadar hızlı gidiyorsun ya? Baba baba manyağa bak. Manyak limuzine bak. Üstüne bile polis kovalıyor ya. Bir üstüne ara sokağa giriyor ya. Normal ara sokağa girdiğini biliyordum bu arada. Nasıl unuttum bilmiyorum. Unutmuşum yani. Gerçekten görevi yapmaya yapmayı unutmuşum. Görev kanser. Artık patla. Lanet olasıca limuzin patla artık. Bu limuzinin böyle araya girdiği bir yer var. O, oraya eğer düzgünce girerse limuzini patlatabiliriz. Ama inşallah o da yani. Patlatamam ihtimalimiz de var. Ne olur ne olur artık şu lanet limuzinden kurtulayım ya. Ne olur şu lanet görev bitsin artık. Aha da limuzin çarpacağı yer geliyor. İnşallah çarpacak yani. Aha. Vallahi kurtulduk görevden. Oh be. Lanet olasıca görev ya. Allah belanı versin senin gibi görevin ya. Şükürler olsun ya. Tamamdır. Her şeyin icabına bakıldı bacize. Ah CJ sen gerçekten adamın dibisi falan diyor. Ee, kısacası. Tamam. ABP varmış. Yani arabayı istediğin yere atabilirsin. Yani patlatabilirsin falan diyor. Anladım. O, o arabayı benden ya da çevremden uzak tut diyor. Okey sıkıntı yok. Araba bu arada bug'a girdi ve içeriye girdi. Bu Nasıl bak lan. Neyse sevgili arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hiç oyunu kaydedene kadar falan ekstra videoyu uzatmakla uğraşmayacağım. Çünkü çok sinirim bozuldu bu görev yüzünden. Şu salak görevi 3 kere feyledirme tekrardan inanamıyorum. Neyse. En azından ee, bu videoya güzel bir başlık bulmuş oldum. En azından iyi tarafından bakmak lazım diyerekten yavaştan videoyu sonlandırayım ben. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sesinden de başka üyelerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.